Bismillahirrahmanirrahim. Zenginlik makamı ve sırlarının bilinmesi. Zenginlik, selbi, olumsuzlayıcı bir nitelik. İsimlerin nispetlerinden mertebesi ayrılır. Hükmü ona özgüdür. Varlığı yokluktadır. Onunla nimetlenecek bir var olan yok ki neyi gösterdiği gerçekte meçhul. Onu söyleyen kimse de akıl ise onu olumlar. Bu nedenle tenezzül ederken zengindir dedi. Oluş aleminden ayeti ona dair geldi. Ankebut'ta bir düşün onu. Söylediğim olumsuzlamayı görürsün. Gösterdiğini vermez. O ancak alametinden bilinir ve tanınır. Dünya ve ahirette şeriat ise onu olumlar. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki zenginlik Hakk'a ait zati bir niteliktir. Allah zengin ve övülendir. Yani bu nitelikle övülen haktır. Onun zenginliği Allah sayesinde nefsin alemlere muhtaç olmayışıdır. Hazreti Peygamber şöyle der. Zenginlik mal araz çokluğuyla değil gönül zenginliğiyledir. Hadisi Tirmizi aktarır. Hadiste geçen araz mal demektir. Bu Hazreti Peygamber'den gelen sahih bir ifadedir. Çünkü insanın alem karşısındaki zenginliği geçersizdir. O sadece maldan müstağni kalabilir. Çünkü Allah kulun maslahatını alemin bir parçası olan bazı eşyayı kullanmasına bağlamıştır. İnsanın onları kullanmayacak derecede zengin olması düşünülemez. Dolayısıyla insan alemden müstağni kalamaz. Bu nedenle hadis zenginliği mala tahsis etmiştir. Alemden müstağni olmak özelliğiyle sadece zatı yönünden Allah nitelenebilir. İnsan ise alemden müstağni olabilir. Fakat el-ganiye muhtaçtır. Bilmelisin ki zenginlik ve izzet ancak Allah sayesinde elde edilebilir. Bununla birlikte bu iki nitelik kul onlarla Allah sayesinde nitelense bile Allah'ın huzuruna kendileriyle giremeyeceği iki niteliktir. Kul bu iki niteliği bırakarak yoksul ve zelil bir halde Allah'ın huzuruna girmelidir. Girmek Allah'a yönelmek demektir. Dolayısıyla kul onunla zengin veya aziz olmak niteliğiyle Allah'a yönelemez. Allah'a zillet ve yoksulluk haliyle yönelebilir. Çünkü hakkın mertebesi kendinden kaynaklanan bir gayrete sahiptir. Öyle ki izzet sahibini veya zengini bu mertebe kabul etmez. Bu kimsenin kendinden öğrendiği ve inkar edemeyeceği bir bilgidir. Allah görünüşte peygamberine saygı öğretmek üzere gerçekte ise peygamber vasıtasıyla biz öğrenelim diye bize saygı öğretmek amacıyla şöyle der. İstigna edene gelirsek sen ona ısrar edersin. Hazreti Peygamber o esnada ilahi niteliği müşahede etmekteydi ki bu nitelik zenginlik idi. Bu nedenle hakikatinin kendisine verdiği üstünlük nedeniyle o nitelikten etkilenmişti. Hazreti Peygamber o esnada Allah'a çağırmada yoksulluk halindeydi ve davetinin yayılmasını istiyordu. Biliyordu ki insanların başkanlara ve zenginlere uyması bu niteliğe sahip olmayanlara uymasıyla eşit değildi. Bu nitelikteki bir insan Müslüman olursa onun Müslüman olmasıyla pek çok insan Müslüman olacaktı. Hazreti Peygamber böyle birinin Müslüman olması için büyük bir hırs duymuştu. Allah bu konuda onun adına tanıklık yaparak şöyle der. Sizin üzülmeniz ona güç gelir. Yani gerçek karşısındaki inadınız ona ağır gelir. Size karşı haristir. Burada harislik sizin Müslüman olmanız ve mutluluğunuzun bulunduğu şeye boyun eğmeniz anlamına gelir. Bu ise Allah'a ve Allah katından getirdiği şeye imandır. Hazreti Peygamber böyle bir bilinçle hareket etse bile bize öğretmek ve onu uyarmak üzere kınanmıştır. Çünkü insan gaflet mahallidir ve özü gereği yoksundur. Makam ve mal bulundukları kimselerin müstağni kalmasını sağlar. Bu nedenle Allah istiğna edene gelirsek demiş, zengine dememiştir. Çünkü böyle biri müstağni olsa bile gerçekte zengin değildir. Aksine
kendini müstağni yapan şeye muhtaçtır. Peygamber şöyle der: beni Allah terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Güzel ahlakın bir yönü de yoksullara dönmek ve mal ya da mevki gibi şeylerle zengin olanlardan yüz çevirmektir. Bu nitelikteki birisine yoksul ve hor insanlar gelirse Allah ehlinin yoksullara yönelmesi gerekir. Çünkü zenginler sahip oldukları makam ve malları göstererek kendisine gelirlerse Allah ehlinin onlara makamları ve sahip oldukları şeyler nedeniyle yöneldiklerini zannederler. Böylelikle sahip oldukları halin daha çok sürmesini isterler. Bu nedenle Allah ehli olan insanların zenginlere ancak zahit davranarak yönelmesine izin vermiştir. Yoksul, hor ve kırılmış birisiyle mal ve dünyevi makamıyla zenginleşmiş birisi Allah ehlinden birinin meclisinde bir araya gelirse Allah ehlinden olan kişi makam sahibi zenginden daha çok yoksula yönelir ve ona ilgi gösterir. Çünkü yoksul Allah'ın Hazreti Peygamber'e öğrettiği saygının konusudur. Şu var ki Allah ehli bu konuda hakkın terazisine muhtaçtır. Ondan gafil kalırsa her şeyden daha hızla yanlışlığa düşer. Terazi içinde zengine karşı aşırı bir ilgi bulunmaması ve konuşmasına dikkat etmesidir. Kastettiğim şey zengin ya da makam sahibini aşağılayan ezici bir nitelikle konuşmamaktır. Çünkü zengin böyle bir niteliğin altında aşağılanmaz. Aksine kaçar ve büyüklüğü artar. Sen ise Allah'a davet etmekle memursun. Öyleyse Allah bize ve ona öğretmek üzere peygamberine insanları Allah'a nasıl davet etmesini emretmişse sen de onu öyle davet etmelisin. Çünkü biz Allah'a davet etmekle yükümlüyüz. Nitekim ayette ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz buyurur. Allah peygambere hikmet ve öğüt ile Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış buyurdu. Başka bir ayette ise katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı denilir. İşte bu dua edenin uyması zorunlu niteliktir. Allah'a davet eden insan bu nitelikteki Allah'ın kullarının sahip oldukları dünyalık makam ve mala karşı içinde tamahkarlık duymamalıdır. Çünkü izzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Öyleyse Allah'ın sana giydirdiği elbiseyi çıkartma. Malın sadece burada gücü vardır. Hikmetin anlamı da budur. Allah peygamberini ilkinde kendisine gelen gruptaki izzet nedeniyle kınamıştı. Onlar Akra bin Habis ve benzerleriydi. Onlar şöyle demişti: Muhammed bize özel bir meclis tahsis ederse onunla otururuz. Bu kölelerle oturmayı kendimize yediremeyiz. Bununla da Bilal, Habbab ve benzeri kastetmişlerdi. Hazreti Peygamber de onlar döndüğünde pek çok kimsenin Allah'a döneceğini bildiği ve onların imana gelmeleri hakkındaki hırsı nedeniyle istekli davranmış ve onların taleplerine olumlu karşılık vermiş. Geldiklerinde kendilerine ilgi göstermiş, yoksullardan yüz çevirmiş. Yoksulların kalpleri kırılmıştı. Allah ise yoksulların kalbini onarmak üzere bu vahyi indirdi. Bu kez o zengin ve soyluların gönülleri kırıldı. Hazreti Peygamber'e Allah, senin görevin tebliğdir, hidayet etmek değil. Allah dilediğine hidayet eder demiştir. Allah Hazreti Peygamber'e yüzünü astı ve yüz çevirdi. Ayetini indirdi. Başka bir ayette ise Rablerine dua edenlerle birlikte kendini sabra alıştır denilir. Başka bir ayette ise de ki Rabbinizden gelen hak dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin buyurulur. Ardından Allah katında ahirette zalimler için olacak azabı zikretmiştir. Allah'a davet ve irşat yönteminin ölçütü insanların sahip olduğu mala ve onların sağlayacağı imkanlara karşı Allah ile zenginliktir. Gönlün bu duyguya sahip değilse Allah'a davet etme. Bunun yerine kendini Allah nezdinde övülen bu niteliklerle nitelenmeye çağır. Bulunduğun sınırı aşma ve sahip olduğundan başka bir şeye tamah etme. Yoksa
başkasının malını gasp eden olursun. Zorla ele geçirilen yerde namaz ise görüş ayrılıkları olsa bile caiz değildir. Allah'a davet eden bir namazdır. Bu namazın kılınması ise Allah'a çağırdığın kimselere ve sahip oldukları şeylere kölelikten azatlıktır. İşte Allah ile zenginliğin yeri burasıdır ve burada kullanılır. Başka bir şeye yöneltirsen terazide haksızlık yapmış olursun. Allah şöyle der: terazide haksızlık yapmayın. Başka bir ayette ise terazide taşkınlık yapmamak için buyrulur. Taşkınlık yaparsınız, onu sınırından çıkartırsınız. Bu ise dininizde aşırıya gitmeyin ayetinde dile getirilir. Kastedilen taşkınlık ve tuğyandır. Bunlar ise taşkınlık yapanın haddini aşan bir üstünlüktür. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.